Merhabalar sevgili dostlar. Açık Bey'in kanalında bir başka Ne Yapabilirim bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz, hatırlayacaksınız. Bu kanalın takipçileri çok iyi biliyorlar. Maalesef 6 Şubat felaketinden sonra bu soruyu çok sormuştuk. Ne yapabilirim, ne yapabilirim diye. O maalesef sancılı günlerde başladığımız bir seri, daha sonra bırakamadığımız bir seriye dönüştü. Tam periyodik olmasa da ara ara çok önemli bulduğumuz konu başlıklarında uzmanlarla, bu konuya kafa yoranlarla, bilgili olanlarla toplanıp ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Çünkü bilmek bir şey, yapabilmek bambaşka bir şey. Yapabilirliğimizi arttırmak, bu konuda yeni fırsatlar görmek hepimize bu çokluklar devrinde çok iyi geliyor. Bugün de çok çok önemli, hepimizin neredeyse ağzına sakız olan ama ne olduğunu da çok fazla anlamadığımız bir meselede Türkiye'de çok önemli bir girişim başladı. Ve biz de kaderin güzel bir cilvesi olarak bu girişimin ucundan köşesinden bir yerde içinde yer alıyoruz. Açık Beyin olarak ve ben Sinan Canan olarak. Ülkem için yapay zeka platformu faaliyete geçti ve büyük bir hızla çalışmalarına başladı. Bizim yıllar yıllar öncesinde internetten tanıştığımız sevgili İbrahim Kuşçu Hoca'nın ön ayak olduğu ve Açık Beyinler'in çok iyi tanıdığı sevgili Mustafa Acungil'in de içinde bulunduğu bu platform çok geniş bir katılımla hızlı bir şekilde faaliyetlerine başladı. Bugün Ne Yapabilirim programında aslında biraz şu yapay zeka meselesini işi bilenlerle konuşacağız. Ben de bu konunun uzaktan meraklısı sayılırım, öyle çok uzmanı falan değilim. O yüzden bugün burada sevgili İbrahim Kuşçu Hoca'yı uzaktan bağlantıyla ve sevgili Mustafa Acungil'i de hem stüdyoda, Seyri Kişiler Stüdyosu'nda karşımıza aldık. Ne yapabilirim diye soracağız. Hangi konuda? Yapay zeka konusunda. İbrahim Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Nasıl keyifler? Hoş bulduk. Merhabalar. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bu fırsat verdiğiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Hocam. Merhaba Hocam. Öncelikle yeni girişimimiz bütün ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. İnşallah her şey çok güzel olacak. İbrahim Hocam, sizi camiada bilen biliyor da yeni izleyenler için bize kendinizi bir kısaca tanıtır mısınız? Ne yaparsınız, ne edersiniz, niye bu işlerle uğraşırsınız? Sizi bir tanıyalım. Çok teşekkür ederim. Ben ODTÜ işletme mezunuyum, MBA'im var. Ama onun arkasından da böyle 90'lı yıllarda, 91-92 yıllarında bir hocamın kütüphanesinde çok nefis bir kitap gördüm, The Mind diye. Bir gecede yaladım yuttum kitabı ve karar verdim. Ben dedim yapay zeka üzerinde çalışacağım. Ve onun üzerine İngiltere'ye master ve doktora yapmak üzere gittim. Edinburgh Üniversitesi'nden yapay zeka master'ı, Sussex Üniversitesi'nden de yapay zeka doktorası yaptım. Doktoradan sonra İngiltere ve Japonya'da business school'larda ders verdim uzun yıllar. Ama asıl uzmanlık alanım yapay zeka olduğu için yıllarca yapmış olduğum böyle uluslararası projeler hepsini böyle bir kenara koyup yeniden ülkeme dönerek ülkemizde yapay zekanın daha etkin hale gelmesini sağlamak üzere bir takım çalışmalara giriştim. Bundan 2 yıl önce Türkiye Yapay Zeka Konsorsiyumu diye bir konsorsiyum kurmak için arkadaşlarımızla çalıştık. 350 tane yapay zeka uzmanıyla başladık ve büyük istişareler sonunda şimdi ülkem için yapay zeka derneğini kurduk ve İki tane hedefimiz var. Bunlardan bir tanesi ülkemizi yapay zeka konusunda uluslararası platformlarda rekabetçi yapmak. Diğeri de edinmiş olduğumuz her türlü getirileri ülkemizin en çok ihtiyacı olan, teknolojiye ihtiyacı olan insanlarıyla paylaşıp onların yaşam kalitelerini geliştirmek. Yıllar sonra Türkiye'ye dönmemin asıl amacı şu. Şimdi yurt dışında biz her türlü proje yapabiliriz ama oradaki marjinal faydamız çok düşük. Ama Türkiye'de yaptığımız zaman insanlara ve etrafımıza yapacağımız marjinal fayda çok yüksek. Onun için burada önemli çalışmalara girişmek istiyoruz. Girdik de bazı konularda ve çok iyi gidiyor. Çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Çok zorlu bir yolumuz var. Ama bu zorlu yolunda en önemli motivasyonlarından bir tanesi bizim uzmanlarımızın ortak olduğu bir nokta. O da kalbimizdeki merhamet. Bu motivasyonla biz çok zor olan, ülkemiz şartlarında belki de bazı yapılabilecek işlerin çok böyle zorunlu olduğu söylenen bazı şeyleri başarmak istiyoruz. O nedenle de merhamet gibi çok güçlü bir motivasyona ihtiyacımız var. Bu konuda uzmanlarımızla buluştuğumuz için de çok mutluyuz. Yani ülkem için Yapay Zeka Derneği kendi alanlarında çok uzman olan ve yapay zekayı çok böyle Çin'den bilen insanların bir araya gelmesiyle oluştu. Ve çalışmalarımıza da en büyük motivasyonumuz kalbimizdeki merhamet. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Ülkemiz uluslararası platformda özellikle bizim gibi ülkelerin dezavantajlı olan ülkelerin uluslararası platformlarda söz hakkı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve ülkemizin insanlarına faydalı olmaya çalışıyoruz. Harika vallahi. Şimdi böyle bir çabanın bir şekilde bir yerinden içinde kenarında olmak da hakikaten çok güzel. Bir şey soracağım ben özellikle yurt dışında bu konuda uzun zaman çalışmış da olduğunuz için. Yani Türkiye'nin şu andaki durumu. Şimdi bir yapay zekaya maruz kalanlar var. Bunlar büyük bir kalabalığı oluşturuyor. Bir de işinde gücünde bunu kullanan daha teknik tarafta olan insanlar var.
Aslında öncelikle yani genel halk anlayışı itibariyle insanların yapay zeka devrimini karşılaması açısından Türkiye sizce ne durumda? Artı teknik yeterliğimiz ne durumda? O konuyla ilgili de bir kısa değerlendirme alsam, hani böyle bir resim çizme açısından. Nasıl bir vaziyetteyiz şu anda? Dünyanın aslında çok ortak paylaştığı bir şeyi biz de paylaşıyoruz. Yani farkında olmadan biz hepimiz yapay zekaya maruz kalmış durumdayız. Özellikle sosyal medya ve onun arkasındaki uygulamalar ve toplanan verilerin işlenmesi konusunda bunu hepimiz biliyoruz. Dünyanın her yerinde bu artık halkın maruz kaldığı bir durum. Bundan biz de çok önemli bir şekilde payımızı alıyoruz. Bilinçlenme konusunda tabii bizim gibi ülkelerde biraz daha yavaş ve geç oluyor. Teknik altyapı açısından inanılmaz bir şey var. Uçurum var ülkeler arasında. Bu uçurumun kaynağı da veri ve teknolojiye sahip olmakla ilgili. Ne yazık ki veriler işte 4 tane teknoloji devi dediğimiz işte Google gibi, Meta gibi bu tür şirketlerin elinde. Teknoloji de onların elinde. Yani teknoloji ve veriye sahip olanlar inanılmaz bir adaletsizlik yaratmış durumda dünyada. Bu da bizim gibi ülkeler için inanılmaz büyük, çok önemli bir motivasyon. Yani bu konuda çok önemli işler yapmak zorundayız. Ülkemizde çok güzel şeyler yapılıyor. Teknik olarak ve teknolojik olarak. Ama bizim gibi ülkelerin çok önemli bir şeyi var. Özellikle doğuya doğru gittikçe mütevazilik. Yani biz yaptığımızdan kendi çevremiz içerisinde mutlu olduğumuz zaman, yani bir grup, bir araştırmacı olarak bir grup içerisinde yaptıklarımız çok güzel olduğu zaman çok hemen mutlu oluyoruz ve orada duruyoruz. Halbuki bizim rekabetimiz uluslararası. Yani dünyada insanlar bu konuda ne yapıyorlar? Uçları nedir? Yapmış olduğumuz araştırmanın en uç noktaları nedir? Biz ona ne katabiliriz? Bu çok önemli. Biraz da tabii Türkiye'de yaşamın kendisi de zor. Yaşamın kendisi zor olduğu için mesela bir araştırmacının, bir uygulamacının yaptığı işe zaman ayırması, konsantre olması çok zorlaşıyor. Onun için ülkemizde bazı zorluklar var. Bize benzer ülkelerde de aynı zorluklar var. Biz ülkem için Yapay Zeka Derneği olarak bu zorlukları nasıl aşılabileceği konusunda destek olmak istiyoruz. Bu derneği o amaçla kurduk zaten. Yani ülkemizin var olan potansiyelini, özellikle gençlerimizin var olan potansiyellerini hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. O konuda dünyadaki ortaya çıkmış olan veri sahipliği ve teknoloji sahiplerinin adaletsizliği konusunda biz mutlaka bir şey yapmak zorundayız. Belki de bu bütün dünya açısından değerlendirmeli ve bütün bize benzer ülkelerin aynı hareketleri yapması. Biz buradaki edinimlerimizle başka ülkelere yaymıyoruz. Güneydoğu Asya'daki ülkeler gibi. Bizim buradaki tecrübelerimizi bekleyip onların da faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Burada şeyde Türkiye'deki uygulamalar bağlamında ben kişisel bir deneyimden bahsetmek istiyorum. Bu insanların yapabilirliği olarak baktığımız zaman işte 2019-2023 arası hala devam eden bir AI Akademi, Yapay Zeka Akademisi programı var benim yürüttüğüm. 3000'in üzerinde insanla yaptık. Bunların 3'te 2'sinden fazlası direkt çeşitli iş birimlerinden, hani makine öğrenmesini falan neredeyse yeni duyuyor olan insanlardı. Teknik taraftaki kişiler de çok azı bunu biliyor olan kişilerdi. Ya böyle 3 aylık bir programla 2 haftada bir araya gelerek, oradan işbaşı eğitim, kendi konuları üzerinden yaparak gayet adapte olabiliyor aslında insanlar. Yani insanımızın yapabilirliği olarak bu konudaki yetkinliği edinebilmesi, uygulayabilmesi olarak aslında bir sorunumuz yok. Gayet yapabilir durumdalar. Ama işte bu hani dengesizlikler, fırsat eşitliği ile ilgili sorunlar, altyapı imkan sunulması, eğitimin, öğrenme fırsatlarının ulaştırılması, yaygınlaştırılması, oralarda tabii yapılacak çok iş var. Biz zaten hani kısmet olursa çok istediğimiz de bir durum var burada. O da açık beyin olarak yani bir eğitim platformu anlamında aslında özellikle bu konunun bilinçlendirme faaliyetlerinde olabildiğince tam kapasite rol oynamaya niyetliyiz. O konuda zaten çalışmalar, görüşmeler devam ediyor. Şimdi doğru anlıyorsam eğer bu platformun bir normal yani teknik olarak bu işlerle ilgilenmeyen ama bu devrime şu ya da bu şekilde hazır olması gereken insanlara karşı bir bilinçlendirme sorumluluğu kısmı var. Bir de teknik eğitimler, projeler ve İşte yapacağımız buluşmalarla bilgi alışverişinde bulunmak gibi daha üst düzey akademik bir nosyonu da olacak diye anlıyorum. Benim kurumlara yaptığım seminerlerde böyle Türkiye'nin ilk 500'ündeki şirketlerin üst seviye yöneticileri, beyaz yaka çalışanları falan onlara söylediğim bir ifade var. Diyorum ki her şirket veri şirketi, her çalışan veri çalışanı, her departman veri departmanı. Yani zaten yapay zeka da bu veriden değer üretme ile ilgili çok kritik bir yönde.
Bu yeni dünya zaten bunun üzerine dönüyor. Dolayısıyla hani teknoloji dediğimiz şey hani insanı yaratan da neredeyse teknolojiye dönüşümlerini falan hocam. O yüzden de insanın yeni çağını da şu anda teknolojinin bu unsurları yaratıyor durumdalar. Burada yerimizi bulamazsak zaten kişi olarak, departman olarak, şirket olarak, ülke olarak, topluluk olarak işimiz bayağı zor. Peki İbrahim hocam şimdi AI4TR.org bizim derneğin resmi adresi. İnsanlar buraya girecekler. Ülkem için yapay zeka platformu. Şu anda bizi izleyenlere mesela bir çağrı yapacak olsan ne söylersin? Yani bu işte teknik olarak ilgilenmeyen benim gibi son kullanıcı. Ya arkadaşlar adamlar yapmış falan filan diye günlük sohbetlerine konuyu mevzu edinen kişiler. Mesela bu platforma niye gelsinler? Buraya gelince ne yapsınlar? Artı genel olarak platformumuza gelen insanları ne bekliyor olacak ve onlardan ne arzu ediyoruz? O konularda da senden biraz görüş alabilir miyiz? Evet, buradaki yaklaşımımız aslında üç grup için. Bunlardan bir tanesi işte söylediğiniz gibi yapay zeka hayatın içerisinde ama yapay zeka ile ilgili çok fazla bilgisi olmayan grup. O grubun üyeleri için planlamalar yaptık. Bu çalışmalarda herkes için yapay zeka adı altında eğitim programlarımız var. Bu eğitim programlarında herkesi yapay zeka konusunda en azından belli bir seviyeye gelecek kadar yani kullandığı uygulamalarda kendisini dezavantajlı duruma düşürüp düşürmeyeceğini anlayabilecek seviyeye gelecek kadar bilinçlendirme çalışması yapacağız ve bunu Türkiye çapında yapacağız. Bu çok önemli. İkinci grupta şimdi yapay zeka bütün şey disiplinleri etkiliyor. Siz biyolog da olsanız, filozof da olsanız, din insanı da olsanız mutlaka yapay zekaya yüzleşeceksiniz. Özellikle uygulama alanında çalışan mühendisler ve pratik çıktıları olan grup biz bunlara alan uzmanları diyoruz. O alan uzmanlarının yapay zeka bilgisini geliştirmek üzere ayrı bir programımız var. Bunların da edinmiş oldukları şeyle, bilgiyle, almış oldukları eğitimle yapay zeka uzmanlarıyla daha rahat çalışmalarını ve yapay zeka çözümlerinin gerçekten istedikleri bir hale almasını sağlamak üzere hazırladık bu eğitim programlarını. Üçüncüsü de yapay zeka konusunda çok büyük bir hype var dünyada. Yani bir şişirme var. Alan çok hızlı geliştiği için bu konuda eğitimli gerçekten yapay zeka uzmanı bulmak çok zor. İnsanlar kendilerini yetiştirerek bu uzmanlığı kazanmaya çalışıyorlar. Ama o alanda herhangi bir uygulama geliştirmek ve çok ciddi ve işe yarar uygulamaların hayata geçirmesini sağlamak için gerçek yapay zeka uzmanlarının yani biz zamanında neural network programlarını kendimiz yazıyorduk. 1000 satırlık bir şey. Şimdi bu 3-5 satıra düştü. Yani ben öğrencilerime şimdi öğretirken oturuyorlar 3-5 satırda bir tane neural network şeyi hazırlıyorlar. Teknolojiyi kullanım biraz rahatladı ama onun arka planını anlamadığı sürece o alanın uzmanları çok faydalı ve yararlı işler oluşturamazlar. Onlar için hazırladığımız bir program var. Bu da ciddi bir yapay zeka uzmanlığına sahip olmaları için hazırlamış olduğumuz bir program. Bunlar da uygulamaların liderliklerini yapacak insanlar. Ya bayağı büyük işlere soyunduk yani Allah'tan hayırlısı. Bir de heyecanla beklediğimiz ilk büyük aktivitemiz var. Aralık ayında gerçekleşecek. Bu arada sevgili arkadaşlar videonun altında konuyla ilgili bütün linkleri bulabiliyor olacaksınız. Özellikle AI4TR deyince böyle tam anlaşılmıyor. AI4TR şeklinde bir adresimiz var. Gerekli linklere tıklayarak zaten detaylı bilgileri alabilirsiniz ama şu Aralık ayındaki buluşmamızdan da hocam biraz bahseder misin bize? Evet, şimdi bu daha yeni kurulduk. Çok kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. Yani hepimiz büyük çabalar içerisindeyiz. Ve Türkiye'yi yaptığımız her adımla amaçlarımıza biraz daha yaklaştırmayı gidiyoruz. Bunun için bir Türkiye Yapay Zeka Forumu düzenledik. 1-2 Aralık'ta Fethiye'de olacak. Bu forumun amacı hangi alanda uzman iseniz o alanda yapmış olduğunuz çalışmalar yani araştırmacı olabilirsiniz, kamuda çalışan karar verici mekanizmalarda olabilirsiniz, uygulamacı olabilirsiniz endüstride. Yapmış olduğunuz çalışmaları uluslararası platformlara nasıl taşıyabiliriz? Bir araya gelerek bu uzmanlardan öneriler alacağız. Bu almış olduğumuz önerileri 15-20 tane yani eleyerek en iyi 15-20 taneye düşüreceğiz. Ve bu 15-20 tane öneri üzerinde aşağı yukarı 40-50 kişilik bir grupla biraz daha rafine ederek öneriler üzerinde karşılıklı çalışarak bunları Türkiye'nin İşte araştırma alanında, endüstride ve kamu alanında ne tür çalışmalar yapsın ki biz bu uluslararası yarışta kendi yerimizi alalım. Bunu tespit etmeye çalışacağız ama biz yapmış olduğumuz işlerde hani mış gibi yapmak istemiyoruz. Bir tane konferans yaptık, oldu bitti değil. Bu konferansın sonunda bir raporumuz olacak. Bu raporu
her sektördeki karar vericilerle paylaşacağız ve aynı zamanda da bir izleme komitemiz olacak. O izleme komitemizde bu paylaşmış olduğumuz karar vericilerin ortaya koymuş olduğumuz raporun ne kadarını hayata geçirdiler, onları gözlemleyeceğiz. Aynı zamanda bütün yaptığımız işler, yani raporumuz hazırlanırken ve uygulamalara giderken Türkiye'nin en genel bilişim stratejisi, onun altında da yapay zeka stratejisiyle eş güdümlü olarak gelişmesine dikkat edeceğiz. Yani orada herhangi bir böyle beklenilmeyen bir şey olmasını istemiyoruz. Yani align edilmiş olacak. Onlar birbirleriyle eşleştirilmiş olacak. Mesela Türkiye'nin yapay zeka stratejisinde geliştirilmesi gereken yerler varsa bu önerilerde bulunacağız. Ama eksik kalan yerler varsa da o stratejiden alarak bilgileri ülkemizi biraz daha iyi bir yere getirmeye çalışacağız. Bu forumun amacı ülkenin en iyi yapay zeka uzmanlarını bir araya getirerek ülkemizi uluslararası platforma nasıl taşıyabiliriz konusunda en iyi fikirleri ortaya çıkarıp onların da uygulamaya geçmesini sağlamaya çalışmak. Bu toplantı birinci geleneksel değil mi? Yani evet. Devamını yapacağız yani. İşte bir sonraki yılda izleme komitemiz var ya, neler oldu neler bitti. Onun değerlendirmesini yapıp sonra bir sonraki yıl neler yapmak zorundayız diye. Bu toplantının en önemli şeylerinin bir tanesi de şimdi veriler ve teknoloji bu büyük devlerin elinde ama hani bir saatte küçük çarklar da çok önemlidir. Eğer küçük çark doğru dürüst işini yapamazsa o saat hassas çalışamaz. Bir de küçük olmanın bir de manevra kabiliyeti vardır ya. Biz de potansiyelimiz olan alanlarda mesela tarım gibi ya da iyi olduğumuz bankacılık gibi alanlarda küçük bir uygulamayla dünyada ses getirebiliriz. Yani Estonya gibi küçük bir ülkeden Skype oldu ve bütün dünyayı salladı. Biz bunun da peşindeyiz. Böylelikle Türkiye'yi de bazı konularda lider yapmaya, sadece rekabetçi değil, bazı konularda lider yapmayı da amaçlıyoruz. Vallahi heyecanla bekliyoruz. Biz de tabii Açık Beyin olarak bu işin doğal bir paydaşı olaraktan hem Açık Beyin'i takip ederek hem AI4TR'yi takip ederek bu konudaki gelişmeleri izleyebilirsiniz. Bayağı geniş bir tabana hitap ediyoruz bu toplantı açısından. İster popüler olarak ilgilenin, ister bu konuda araştırma yapıyor olun, ister proje üretiyor olun, isterseniz yazılım firmanız olsun, isterseniz bürokrat olun, bu konuda işte karar veren bir yönetici olun. Muhakkak orada olmanızı hepimiz çok istiyoruz. Çünkü bu ancak bir araya geldiğimizde işletebileceğimiz ve sürdürebileceğimiz bir etkinlik. Türkiye'de tabii gecikmiş sadece de olsa çok zamanında yapılan bir şey. Hani gecikti ama çok zamanında olan ve şimdi özellikle ChatGPT'yi her gün konuştuğumuz şu günlerde umuyorum ilgi çok yüksek olacak ve çok güzel başlangıç olacak. Bir de orada olmak sadece gelip bir şeyler dinlemek değil. Orada olmak demek bununla ilgili çözüm üretmeye çalışmak, öneride bulunmak, fikir ortaya koymak demek. Dolayısıyla aslında bu hepimizin yükü. Hep beraber bu yükü kaldırmamız gerekiyor. Bu da ancak fikirler üreterek, çözümler önererek ve onları daha da hep beraber birbirimizi destekleyerek geliştirmeye çalışmakla mümkün. Programcılığa tekrar etmek istiyorum. 30 Eylül tarihine kadar bu alanda çalışan, emek veren ve Türkiye'nin uluslararası rekabetçi olmasını yapay zeka konusunda isteyen herkese bir sayfalık öneri istiyoruz. Bu öneri ne yapıyorsunuz? Uluslararası rekabetçi olması için yaptığınız için neler yapılması gerektiğine dair önerilerinizi rica ediyoruz. O öneriler üzerine hep birlikte çalışacağız ve sonunda o bahsetmiş olduğum uygulamaya yönelik raporu hazırlayacağız. 30 Eylül çok önemli. Benim var vallahi, hemen yazacağım. Benim önerim var, aklımda bir şey var. Ne zamandır karnım ağrıyor, yazacağım onu. Bekleriz hocam. Eyvallah. Ama şey yok yani, isimler gizli. Tabii yok. Zaten yani değerlendirme öyle. Benim biliyorsun proje kafama dur. Biri yapsın da kim yaparsa yapsın. O yüzden şimdi ben duymayayım projenin fikrini. Değerlendirme komitesinde olacağım muhtemelen. Ama sen muhtemelen biliyorsundur onu, benden geldiğini anlarsın yani. Olsun ama yani o tarafa doğru giderken herkesin kafasında aslında bir şey var. Böyle platformların, böyle forumların, böyle vesilelerin olması aslında kafamızı o tarafa çevirip de o yönde düşünmemizi de kolaylaştırıyor. İnşallah çok yere ulaşsın. Biz sadece tabii bu yayınla iktifa etmeyeceğiz. Biz Açık Beyin olarak da bütün bu süreçlerin hem eğitim kısmında hem tanıtım kısmında, yani bir nevi bir ajans olarak da faaliyetimize devam ediyor olacağız. Bunun dışında bütün sevgili Açık Beyinli dostlar başta olmak üzere lütfen bu videoyu paylaşın. Bu videomuz aslında bir duyuru ve çağrı videosu oldu. Ne yapabilirim bu konuda diye merak eden herkesi buraya bekliyoruz. Çünkü baya baya işin arkasında büyük kafalar var, ciddi bir emek var, ciddi bir bilgi birikimi var. Bundan ülkece istifade etmenin yoluna bakacağız inşallah. Mustafa Hocam, ilave etmek istediğim bir şey var mı? Yani aslında olay aksiyon zamanı. Hani yola çıkıp şikayet ettiğimiz konulardan biz ne yapabiliriz, beraber ne yapabiliriz diye bakmanın vaktidir. Programın özü de zaten bu değil mi hocam? Aynen öyle. İbrahim Hocam çok teşekkür ediyoruz.
tempoda biraz vakit ayırdın. Valla seni görmek çok güzel. Bu inşallah Fethiye'ye geleceğim bu sefer. Yani bu sefer uğrayamadık ama bu zamana kadar. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Toplantımız zaten burada. Bu arada ben bir öneri yazıyorum şeye katılmak için, forma katılmak için. Değerlendirme komitemiz değerlendiriyor. Toplantımız şeyde Fethiye'de olacak. İnşallah bu da bir fırsat olur. Çok doğanın i̇nşallah, içerisinde inşallah. Yaratıcı bir şey yapıyoruz. Ortam hazırlanıyor. O zaman hep beraber Fethiye'de 1-2 Aralık'ta görüşmek üzere diyerekten bizimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Çok teşekkürler. Güzel günler dilerim.